yeni hedef Çin diye algılıyorum dediklerinizden. Yani o akıl yürütmeler bir de sonuç metnine, bildirgeye yansırsa artık sadece Rusya'ya karşı olan Amerika ve NATO değil, Çin'i o ekonomik anlamda Amerika'ya ezmek üzere olan Çin'i durdurmak üzere de çalışacak bir NATO'dan bahsedeceğiz. Yani iş daha da büyük bir cepheleşmeye gidecek sizin söylediğiniz eğer gerçekleşirse, doğru mu? Evet. Şimdi şöyle, yani ben bu zirvede gündeme getirileceğini, doğrudan Çin'in bir tehdit olarak tanımlanması açısından NATO'nun kolektif güvenlik sistematiği açısından uzlaşılması lazım. Çünkü NATO üyesi ülkelerin her birinin Çin'le ilgili olarak birbirinden farklı politikaları var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzak Asya'yı da NATO'nun güvenlik perspektifine dahil etme konusunda niyetleri olduğu zaten birçok alanda tartışılıyor. En azından sonuç bildirgesinde bazı kelimelerle Çin'in işte istikrarsızlık üreten ya da işte uluslararası barış ve güvenliğe yönelik olarak tehdit olabileceği şeklinde daha düşük dozda diplomatik ifadelerle Çin'i itham eden ya da işaret eden bazı kelimeler kullanılabilir, ama NATO'nun kurumsal yapısının, savunma planlarının doğrudan Çin'i hedef alacak şekilde dizayn edilmesi için daha çok zaman var ve diğer ülkelerin de bu konuda uzlaşması lazım. En başta Türkiye'nin mesela. Türkiye'nin Çin'le pozisyonu daha çok daha farklı ve ticaret ağırlık merkezde olmak üzere iyi ilişkileri var. Sayın Fidan'ın ziyareti zaten olumlu geçti. Zaten Sayın Erdoğan'ın da yine temasları oldu. Bunlar önemli. Tabii Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun bütçesinin önemli kısmını karşılıyor. Çok en büyük orduya sahip, askeri kapasitesinin temelini oluşturuyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu da, Türk Silahlı Kuvvetleri de NATO'nun en güçlü ordularından, ilk beşteki ordularından. Hatta savaşma ve terörle mücadele kapasitesi kapsamında özellikle de bir düzenli ordu olarak meskun mahal çatışmasını bir gerçekleştirebilen, yani düzenli ordu konseptinin içerisinde meskun mahal çatışması konseptini de indirgemiş. Aslında bu askeri doktrin açısından yeni bir yaklaşım. NATO'da yeni bir standardı bile Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra koymuş. Bu askeri uzmanlar tarafından tartışılıyor. Türkiye'nin askeri kapasitesi, tecrübe olarak da belki ikinci sırada bile sayabilirsiniz. Tabii bunların bedelleri oldu. Yani şehit ve gazilerimizden bahsediyorum. Bu da bir gerçeklik. Onları da bu vesileyle tekrar rahmetle analım. Amin. Şu an Pençe Kaplan Kilit bölgesinde de Türk kamuoyunda aslında bilinmekle beraber çok fazla yansımayan çok ciddi bir mücadele var. O da ayrı mesele. Onu da programlarınızda tartışalım. Evet, Savunma Bakanlığı kilit kapanıyor diyor. Yani orası, o vurgu çok önemli. Bir kere de değil, birkaç kez söylendiğine göre artık iddialı bir dışa vurum var. Bu demektir ki ben aslında... Oraya da değinecek vaktimiz var. Hazır sözü oraya getirdiniz. Çok kısa söyleyeyim müsaadenizle. Çünkü evet. PKK şöyle söyleyelim. Düşmandan al haberi. Ben PKK sitelerini takip ediyorum. İşim gereği PKK'lılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekatının resmi olarak başladığını söylüyorlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bunu resmi olarak Milli Savunma Bakanlığı ilan etmedi. O yüzden biz kendi makamlarımızın beyanatını beklemek durumundayız.